Okan, günaydın, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar Çiğdem. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sana da iyi haftalar, kolaylıklar dileyerek hemen başlayalım. Fenerbahçe'nin manşetlerini, başlıklarını konuşuyoruz. Şimdi senin de bir haberin var Sabah gazetesinde. Hemen hemen her kaynakta Mamet Yamdı'dan bahsediliyor. Biraz oyuncunun o çıkışındaki sebepleri bize anlatırsan, olayın perde arkasını, ki şu anda herhalde as forvet konumuna geldi Mamet Yam, sezon başının aksine. Nasıl yorumlarsın? Şimdi sezon başında aslında şöyle, yani transferi bir kere çok sürpriz olmuştu hatırlarsan. Yani Başkan Ali Koç'un bir kendisiyle bir otelde bir görüşmesi ve bir anda sonuçlanan bir transfer olarak kayıtlara geçmişti Mamet Yam. Ve burada aslında takım planlamasında Samatta'nın, Cisse'nin, Ademi'nin hatta Valencia'nın, zaman zaman santrforda görev yapan Valencia'nın dahi arkasında bir santrfor olarak değerlendiriliyordu. Çok fazla şans bulamıyordu. Ve performansı da açıkçası ilk sezonun başlangıcı itibariyle çok öyle mükemmel değildi. Ama Fenerbahçe'nin bir 6 maçta 4 mağlubiyetlik yaşadığı bir dönem var. İşte Konyaspor'a, Malatyaspor'a, Beşiktaş'a, Gaziantep'e yenildiği bir dönem. O dönemin ardından Başakşehir maçıyla başlayan seri 9 maç, 8 galibiyet, bir beraberlik ve Mamet Yam bu 9 maçlık serinin tamamında ilk 11'de görev yaptı. Ve açıkçası galibiyetlerde önemli pay sahibiydi. 10. maç olan Galatasaray maçında hiç süre almadı ve Fenerbahçe kaybetti. Çok enteresan. Bu seri bitti. 11. maç Karagümrük maçı. Yine Mamet Yam 11'de ve attığı golle, oynadığı futbolla galibiyette yine pay sahibi olan bir isim oldu ve takımına galibiyeti yettiren gollerden bir tanesini attı. Yani fayda maliyet olarak baktığımızda sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi diyebiliriz. Biliyorsun bonservissiz olarak transfer edilmişti Mamet Yam. Ve şu anda takımın en skorer oyuncusu konumunda, 6 gol 4 asist gibi bir istatistiği var ligde. Ve hakikaten özellikle son dönem, yani son 10-11 maçta aldığı sürelerin hakkını veren bir performansı var. Teknik heyetle ilgili de şunu söyleyeyim. Teknik heyet gerçekten performansına şaşırıyor. Santrfor performansı, yani oraya Samatta gibi, Cisse gibi oyuncular alınmış olmasına rağmen Santrfor'daki performansına gerçekten büyük saygı duyuyorlar ve fark ettiysen de bu formayı hak ettiği için özellikle Samatta'yı yedek bırakmak pahasına da olsa Mamet Yam'a veriyorlar. Bu böyle de devam edecek. Çünkü görüntü o ki Samatta halen daha tam formunu bulabilmiş değil. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana istenileni veremiyor henüz. Sezon sonuna kadar da Mamet Yam artık bir birinci forvet, as takım forveti rolünü devam ettirecek gibi gözüküyor. Mamet Yam'la alakalı hani saha performansını zaten konuşuyoruz ama şu da yazılıp çiziliyor. Sen daha detaylı bize bilgi verirsin. Saha performansının yanı sıra takım içerisindeki antrenmanlardaki mütevazı görüntüsü, işte profesyonelliği, örnek bir karaktere sahip olması gibi de galiba bazı meziyetleri var, öyle değil mi oyuncunun? Yani kendisiyle konuştuğumuzda hep hayalinin böyle büyük bir takımda oynamak olduğunu ifade ediyor. Hedeflerine ulaşmış bir oyuncu ve bu hedeflerine ulaşmanın kıymetini de biliyor açıkçası. Tabii geldiği nokta itibariyle işte Senegalli, bu arada Mamet Yam Inter ve Juventus gibi takımların yatırım yaptığı bir oyuncu aslında. Ama o dönemde bekleneni veremediği için kolay vazgeçiliyor İtalya'da. Ama şu anda Fenerbahçe'de istenen performansı sergileyebiliyor ve hakikaten benim gördüğüm kadarıyla da vazgeçilmez olmuş durumda. Bu arada mütevazı kişiliği dedin. Senegal'de bir vakfı var. Mamet Yam Vakfı ismi. Orada çocuklara eğitim veriyor. Ve dönem dönem sosyal medyada rastlıyorlardır izleyenlerimiz. Mamet Yam'ın vakfının sosyal medya hesabından sarı lacivert formalı onlarca çocuk fotoğrafını da, görüntülerini de, kamera görüntülerini de görebiliyoruz. Mamet Yam'ın gol attığı anlarda özellikle çocukların sevincini paylaşıyorlar. Hakikaten çok güzel bir görüntü. Oradaki çocuklara da bir Fenerbahçe sevgisi aşılama durumu var. O açıdan da Fenerbahçe'ye faydalı. Senegal'deki
Fenerbahçe'nin Fahriye elçisi diyebiliriz. Çok güzel. Peki Samatta'dan sen biraz bahsettin de ayrı bir parantez açalım. Neden kayıplarda? Yani şimdi Thiam'ın aksine o büyük umutlarla değil mi transfer edilmişti? Samatta transferini konuştuk günlerce. İkinci maçındaydı sanırım. Yanılıyorsam sen düzelt. Karagümrük'le iki gol attıktan sonra yani adeta kayboldu. Sebepleri neler sence? Maliyet olarak zaten Mamet Thiam'la kıyaslanamayacak seviyede. Yanlış hatırlamıyorsam 6,5 milyon euro bir bonservisi var. Mamet Thiam'dan da yüksek bir yıllık ücreti var. Samatta'nın. Şimdi Samatta kaliteli bir oyuncu. Geçmiş itibariyle bunları söylememiz mümkün. Her ne kadar Aston Villa'da istediği performansı yakalayamamış olsa da Genk dönemi gerçekten çok etkileyici. Hatta Beşiktaş'a karşı da oynadığı bir maç var ki o da hepimizin hafızalarında. Gerçekten kaliteli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de henüz o dikişi tutturamadı, açık konuşalım. Çünkü bunun tabii ki sebepleri var. Birincisi, yaşadığı çok ağır bir sakatlık var. Yani Erol Bulut'un ifadesi bu. Dedi ki belki de 6 ay aramızda olmayacaktı. Çok ucuz yırttı dedi. Ama 2 ay civarında bir yine takımdan uzak kalma durumu söz konusu oldu. Ve bu 2020'nin sonundan 2020'nin 2021'in başına kadar yaklaşık işte Aralık, Ocak aylarında çok fazla süre alamadı. Ama şunu ifade edeyim ki Samat da çok kaliteli. Ve kendini bulduğunda, özellikle mental anlamda kendini bulduğunda Fenerbahçe'ye çok şey katacak bir oyuncu. Ama şu an itibariyle tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de ne teknik heyetin beklentileri ne de bence taraftarın beklentilerini karşılayamadı. Peki orta saha ile ilgili sana birkaç da sorum var. Özellikle bilgiler şöyle. Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci bu hafta takıma katılıyor mu? Evetse Göztepe mücadelesinde 11'de olmaları bekleniyor mu? Yoksa süre alacaklar mı gibi. Son durumlarıyla alakalı oyuncuların size birkaç bilgi verirsen çok sevinirim. Fenerbahçe'nin sakatlık konusu artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Öyle bir problemin varlığından belki önümüzdeki hafta itibariyle bahsedemeyeceğiz. Birincisi İrfan ve Pelkas, senin de söylediğin gibi bu hafta takıma katılmalarını bekliyoruz. Antrenmanlarda takımla birlikte olmalarını bekliyoruz. Ancak ilk 11'de olup olmamaları konusu hem kendi fiziksel durumlarına hem de Erol Hoca'nın vereceği karara bağlı. Ben şahsen ilk 11'de olma ihtimallerini biraz zayıf görüyorum. Ancak maç kadrosunda hem İrfan'a hem de Pelkas'a mutlaka yer olacaktır. Çünkü artık sakatlıklarını bitirdiler. Sağ koşu çalışmaları yapıyorlar. Sağda çalışmalara başladılar ve bu haftadan itibaren de A takımla birlikte antrenman yapacaklar. Ve dediğim gibi Göztepe maçının kadrosunda olmalarını bekliyorum. Sonradan girerek süre alma durumları olabilir ama dediğim gibi ilk 11'de olma ihtimalleri biraz düşük gözüküyor. Peki İrfan da bir paylaşım yaptı zaten dün. Sarı lacivert kalpli de bir paylaşım yaptı. Sanki döneceğinin, takıma başlayacağını, forma giyeceğinin sinyalini vermiş gibiydi. Biraz da Mesut Özil'den bahsedelim istersen. Şimdi Mesut'un rakamlarını da izleyenlerle buluşturduk. İlk 11'de çıktı ilk mücadele. Ortaya koyduğu oyunla sanki eski günlerine dönüş sinyalini verdi. Thiam'ın Valencia'nın golünde de notlara bakıyorum atağa başlatan isim oldu. Duran toplar artık büyük ihtimalle Mesut'ta olacak. Asıl çıkış tabii Trabzonspor maçı sonrası mı olacak? Onu sorayım. Gustavo ve Pelkas'ın da gelmesiyle herhalde. Orada daha verimli bir Mesut izleyecek taraftarlar ne dersin? Tabii yani Trabzonspor maçıyla birlikte, bu arada onu da ekleyelim. Yani sakatlar arasında Gustavo da var. Gustavo'nun bu hafta olmasını beklemiyoruz. Gustavo Trabzonspor maçı hedef olarak belirlenmiş durumda Gustavo için. O maçta ilk 11'de sahaya sürebilmek için yoğun bir çalışma var Gustavo'yu. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe Galatasaray derbisinde orta alandaki belki de en önemli oyuncusu olan Gustavo'dan faydalanamadığı için bir mağlubiyet almıştı ve mağlubiyetin genel olarak bu eksiğe de bağlandığı o durumlar olmuştu. Şimdi Mesut Özil konusuna gelecek olursak, Mesut Özil konusu biraz daha farklı bir konu. Mesut'un bireysel olarak da henüz %100 seviyesinde olmadığını belirtelim. Şimdi evet, çok büyük bir dünya yıldızı. Çok şeyler katmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'ye işte 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Fakat şunun farkında varalım. Mesut bir yıldır futbol oynamıyor. Ve bir yıldır futbol oynamayan bir oyuncunun o hepimizin hayal ettiği işte Arsenal günlerinde taraftarları ayağa kaldıran, tribünleri ayağa kaldıran Mesut Özil performans ulaşabilmesi için bir zamana ihtiyacı var. 90 dakika oynasa dahi Mesut'un bu sezon o çok diri, çok hazır halini belki göremeyebiliriz. Gerçekten çünkü uzun bir ara futbol için. Her ne kadar antrenman yapmış olsa da maç kondisyonu dediğimiz durumda Mesut'un ciddi sıkıntıları var. Buna rağmen tabii Karagümrük maçında mesela ben Fenerbahçe'nin oyun çevresini değiştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe daha çok topa sahip oldu. Özellikle öne geçene kadar ve devamında ikinci yarının başında. Daha çok topa sahip oldu. Mesut'la birlikte daha fazla pozisyon üretebilme fırsatı ortaya çıktı. Mesela bir tane Mametiyama bir pası var. O kalecinin son anda köşeden çıkardığı bir top var yani. O Mesut'a asist olarak yazılabilirdi. Gol olsaydı şayet. Ama dediğim gibi henüz daha %100 Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla sahada değil. Bunun için mutlaka zaman ihtiyaç var. Volkan, çok teşekkür ederim kıymetli yorumların Ben teşekkür için. ederim. Görüşmek üzere. A Spor yorumcusu Volkan Demir'le beraber de Fenerbahçe'nin gündemini